Anneler Günü'nde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok değerli annesi Zübeyde Hanım'ın ismini taşıyan bu gemiyi benim de uzun yıllar hizmet verdiğim, yaşadığım İzmir'imize bir denizcilik kültürü değeri olarak yeniden kazandırıyor olmaktan duyduğum gurur ve sevinci özellikle ifade etmek istiyorum. Deniz hayatına İstanbul'un oasis simgelerinden bir şehir hatları vapuru olarak 1987 yılında Rumeli Kava ismiyle başlayan gemimiz 2007 yılında Zübeyde Hanım adını alarak hizmetini sürdürmüştür. Bakanlığımızın 10. Ulaştırma Şurası önerileri kapsamında 2023 denizcilik hedeflerinden olan denizcilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla ve denizci ülke, denizci millet ilkesinin çerçevesinde bir eğitim gemisine dönüştürülmüş 10 Mart 2014 tarihi itibariyle de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz filosu bünyesinde hizmete girmiştir. Yılda 60 binin üzerinde ziyaret edilen gemimizin etkinliğini arttırmak ve İzmir'imize yaraşır görüntüsünü koruyabilmek adına bir yenileme çalışmasına ihtiyaç duyulmuş, 2018 Aralık ayında başlayan havuzlama ve bakım projesi, gemi iç dizaynının yenilendiği 4 aylık kapsamlı bir çalışma gerektirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizin denizcilik mirası ve değerli tarihi objelerinin sergilendiği gemimize bir kütüphane oluşturulmuş, ülkemizin denizcilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Halkımızın tüm bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceği, açık alanlarında kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri gemimiz, inanıyorum ki İzmir halkına çok değerli hizmetlerde bulunacaktır. Bu kapsamda denizi çok seven ve hayatının son dönemlerinde deniz hasretini giderme fırsatını yakalayabilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı, yine deniz üzerinde Zübeyde Hanım adına gemi içerisinde özel bir alan yaratılarak o tarihi çağrıştırır dekorasyon ve objelerle yaşatılmıştır. Çok güzel bir şey ifade ediyor. Vatanımızı kurtaran annesi çok güzel bir şey ifade ediyor. Keşke sağ olsalardı, hep beraber olsaydık. Ben de çok mutluyum. İlk gelen ben olduğum için çok. Ben sabahtan geldim, baktım. Hatta dedim, Zübeyde Hanım'ın resmi yok dışarıda, onu asar mısın dedim dışarıya. Geri döndüm arkadaşlar. Dediler ki biraz sarılı olmak gelecek dediler. İnşallah burada görelim, var dediler, onu göreceğim. Çok mutluyum. Yani ben çok seviyorum çünkü yani hepimizin annesi olarak görüyorum. Çünkü vatanımızı kurtaran annesi. Yani ve 10 da anneler gününü kutluyorum. Nice yılları. Çok mutluyum. Zübeyde Hanım bizim annemiz Atatürk'ün. Teşekkür ediyoruz böyle bir evlat. Ülkemize böyle bir kıymetli. Ya anlatılması çok şey yani. Çok güzel bir duygu. Evet, ailece kızım, eşim. Gerçekten de çok duygulandım. Bütün dünyanın kıskandığı, yüzyılda bir gelmiş, bir daha da gelmeyecek bir liderin annesi olmak. Bütün hepimizin annesi zaten. Tabii ki çok seviyoruz. Güzel, çok güzel. Yani işte dediğim gibi bir daha da gelmeyecek bir liderin annesi olmak ona nasip olmuş. Ondan tabii ki çok mutluyuz. Ondan dolayı çok mutluyuz ve minnettarız. Böyle bir çocuk dünyaya getirdiği için bütün dünyaya örnek olmuş ve bütün ezilmiş ülkelere örnek olmuş, örnek almış bütün ülkeler, o ülkeler liderimizi. Bundan dolayı çok mutluyuz tabii ki. İzmir'e ilk defa geldim. Zübeyde Hanım annemizin kabrinin karşıyaka olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez gittim bir Fatiha okudum. Bütün çevrem ve bütün milletimiz adına. Çok bilmiyorum ya, çok duygu doluyum bu konuyla ilgili. Zaten geçerken de gene geminin isminde de Zübeyde Hanım gemisini görünce hemen ne olduğunu da bilemedim. Yine de girdim hemen yani. Tarih kokuyor. Çok güzel. Yani o dönemi hissetmeye çalışıyorum böyle şeyler gördükçe. Ama tabii zor yani, hissetmek kolay değil yani böyle şeyleri. Anlamaya çalışıyoruz. O kadar. Sadece unutmamamız gereken bir şey. Hepimiz için söylüyorum bunu. Bu günlere nasıl gelindi? Bunu iyi sorgulamak, iyi düşünmek, iyi hatırlamak lazım. Son bir cümle. Rahmetli babaannem, 5 kardeşim ve babam savaşa gittiler. Hiçbiri geri dönmedi. Ülkenin kıymetini bil diye çok derdi bana. Bunu her zaman kendi kendime hatırlamaya çalışıyorum. Olur.
Eski adı. Aşağıya indirdim. Aşağıya indirdim.